Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı Beylerbeyi, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Yahya Kemal Beyatlı'nın Türkçemize kazandırdığı akıncılar adını taşıyan bu destansı şiir aslında içinde çok büyük bir hüzün barındırmaktadır. Şairin 10. mısrada bahsettiği kızıl hatıra, bütün Türk akıncılarının birkaç saat içinde şehit edildiği, akıncı ocağının bir günde tarihe gömüldüğü kara bir günü anlatmaktadır. İşte akıncıların sonunu getiren olay, yer göğü faciası. Türkler ezelden beridir cesur, savaşçı bir kavim olarak tanınmıştır. Bunun üzerine bir de Orta Asya düzlüklerinde öğrendikleri at binme becerileri eklenince hızlı hareket edebilen, vurkaç taktiğine son derece uygun hafif süvari birlikleri olarak uzmanlaşmışlardır. Bu değerli özellikleri nedeniyle akıncılık pek çok Türk devletinde farklı isimlerle de olsa görülmektedir. Örneğin Selçuklu Devleti sınırlarında akıncılık faaliyetlerini yürüten Türklere Uçbeyi denirdi. Nitekim Osmanlı ailesini henüz kayı boyuyken Söğüt topraklarına getiren Ertuğrul Gazi de bir Uçbeyiydi. Yani Osmanoğulları aslında başlangıçta bir akıncı ailesiydi. Osman Gazi kendi devletini kurduktan sonra en iyi bildiği işi yaparak Bizans üzerine akınlarına devam etti. Osmanlı tarihinde ilk akıncıların Osman Bey ve silah arkadaşlarının olduğu görülmektedir. Mihaloğulları, Malkoçoğulları, Turhanoğulları, Evrenosoğulları gibi akıncı aileleri sayesinde Osmanlı Devleti Avrupa topraklarında muazzam ilerlemeler kaydetti. 1. Murat zamanına gelindiğinde ise Gazi Evrenos önderliğinde akıncı birlikleri profesyonelleşerek akıncı ocağı kurulmuştu. Bu akıncı beyleri sınır boylarında büyük bir serbestlik içerisindeydiler. Savaş halindeki devletlere kimseden izin almadan istedikleri zaman saldırabilirler. Bununla birlikte düşmandan gelen ilk saldırıyı da onlar göğüslerdi. Direkt padişaha bağlı olan bu birlikler, padişahtan başka kimseye de hesap vermezlerdi. Düşmanla sürekli yüz yüze, sayısız çarpışmaya giren bu yiğitlere, ordu içindeki diğer birlikler büyük saygınlık duyarlardı. Akıncı Ocağı en parlak dönemini Avrupa'da fetihlerin sıklaştığı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadı. O dönemde sayıları 50 bine kadar çıkmıştı. Ancak ne olduysa 1595 yılında oldu. O tarihlerde Osmanlı tahtında 3. Mehmet oturuyordu. Sadrazamlık makamında ise Arnavut asıllı Koca Sinan Paşa vardı. Koca Sinan Paşa 80'li yaşlarında, daha önce rüşvetten ve padişahtan gizli iş yapmasından ötürü 4 kere sadrazamlıktan azledilmiş, Malkara'ya sürgüne gönderilmiş bir devlet adamıydı. Tam da bu yıllarda Eflak Voyvodası Mihail Vitazul, Osmanlı'ya karşı isyan bayrağı çekti ve bu bölgedeki Osmanlı kalelerini bir bir ele geçirdi. Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet, isyanın bastırılması için Sadrazam Sinan Paşa'nın emrine 100 bin kişilik bir ordu vererek Eflak üzerine sefer başlattı. Mihail Vitezul'un emrindeki asker sayısı 70 bin civarındaydı. Fakat Eflak Voyvodası kaleleri savunmayı veya bir meydan savaşını göze alamadı. Kalelerde az sayıda asker bırakarak Osmanlı ordusunu bataklıklara çekip tuzak kurmaya çalıştı. Lakin Sinan Paşa kovalamacaya girmedi ve bir savaş yaşanmadı. Düşman eline geçen kaleleri pek zorlanmadan geri alan Sinan Paşa, Eflak Voyvodası'na vurulan bu darbenin yeterli olduğunu, isyanın biteceğini düşünerek geri çekilme kararı aldı. Osmanlı topraklarında dolaşan 70 bin kişilik bir düşman birliği olmasına rağmen
Sadrazam geri aldığı kalelere 3-4 bin civarında asker bırakarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Mihail Vitezul, gözcüleri sayesinde Osmanlı ordusunun her hareketinden haberdar oluyordu. Osmanlıların geri çekildiğini gören Eflak Voyvodası Targoviş'te şehrine saldırdı. Sinan Paşa'nın burada bıraktığı 3500 kişilik askeri birlik kazıklara oturtularak katledildi. Osmanlı ordusu Tuna Nehri kıyısındaki Yergöğü isimli bölgeye gelmiş ve burada daha önceden yapılmış olan tahta köprüden karşıya geçmek için hazırlanıyordu. Akıncı birlikleri ise ordunun güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağlamak için bölgeye yayılmışlardı. Sadrazam Koca Sinan Paşa, köprüden ilk kendisi geçtikten sonra ilginç bir karar vererek köprünün başına bir tahsildar koydurdu. Geçen her askerin elde ettiği ganimetten 5'te 1'lik serdar payı istedi. Aslında sadrazamın böyle bir hakkı vardı. Ancak bu ganimet toplama işi genelde başkentte veya daha güvenli bölgelerde yapılırdı. Askerler zamanın ve yerin bunun için uygun olmadığını söyleseler de, parayı seven bir devlet adamı olarak tanınan Sinan Paşa emrinde ısrar etti. Böylelikle köprüden geçen her askerin üzeri arandı ve elindeki ganimetlerden 5'te 1'ine el konularak geçişine izin verildi. Eflak Voyvodası Mihail Vitezul için büyük bir fırsat doğmuştu. Osmanlı ordusunu köprüden geçerken ikiye bölünmüş bir şekilde gafil avlayabileceğini düşünen Mihail, derhal Yergöğü bölgesine doğru harekete geçti. Düşmanı gözleyen akıncı birlikleri, Sadrazam Sinan Paşa'ya 3 kez farklı zamanlarda düşmanın yaklaştığını haber verseler de, sadrazam emrinden dönmedi. Sadrazamın ganimet toplama sevdası yüzünden köprü geçişi bir hayli yavaşlamıştı. İntikal 3 gün 3 gecedir devam etmekteydi. 3. günün sonunda ordunun bir kısmı karşı kıyıya adımını atmış, ancak güvenliği sağlamakla görevli akıncılar henüz köprüyü geçmemişti. Bu esnada Eflak ordusu göründü. Sadrazam Sinan Paşa panikleyerek pay alma işlerini kaldırdığını, akıncıların hemen bu yakaya geçmesini emretti. Ancak bunun için çok geçti. Eflak Voyvodası Mihail Vitezul, topların tahta köprüyü hedefleyerek ateşlenmesini söyledi. Kısa süre içinde üzerinde izdiham yaşanan köprü, Eflak topçuları tarafından vurularak yıkıldı. O sırada köprüde bulunanlar Tuna'nın azgın sularında gözden kayboldular. Akıncıların neredeyse hepsi karşı kıyıda kalmıştı. Bu sefer de toplar onların üzerine döndürüldü. Akıncı ocağında bir söz vardı: yazılan gelir başa. Madem yazılan başa gelecekti, o zaman ölümden korkmak niyeydi? Bu düsturla düşmana karşı son hücumlarına kalkan Türk akıncıları, son neferlerine kadar çarpışarak şehit oldular. Ordunun karşı kıyıda kalan kısmı ise çaresizce arkadaşlarının katledilişlerini izledi. 23 Ağustos 1595 tarihiydi. Türk akıncı ocakları o gün orada birkaç saat içinde bir daha alevlenmemek üzere söndü. Geriye kalan ordunun morali o kadar bozulmuştu ki sadrazamdan izin bile almadan ordu dağıldı ve herkes kışlıklarına döndü. Zaten bu hezimeti haber alan Padişah 3. Mehmet de Koca Sinan Paşa'ya İstanbul'a gelmemesini, sadrazamlıktan azledildiğini ve Malkara'ya sürgüne gitmesini söyledi. Lakin olaya bakın ki yerine getirilen yeni sadrazam tekeli Lala Mehmet Paşa 10 gün sonra vefat edince sürgündeki Koca Sinan Paşa 5. kez tekrar sadrazam ilan edildi ve eceliyle ölene kadar bu görevde kaldı. Öldüğünde arkasında 600 bin duka altın, 2 milyon 900 bin nakit akçe, 49 sandık kıymetli mücevherat, 15 inci tesbih, 32 adet kıymetli taşlarla süslü kalkan, 140 adet kıymetli taşlarla süslü miğfer, 120 adet kıymetli taşlarla süslü kemer,
1070 parça ipek kumaş, 20 adet altın ibrik ve en önemlisi ganimet sevdası yüzünden bütün akıncıların vebalini bırakmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 50 bin, bu sefer sırasında 40 bin civarında oldukları tahmin edilen akıncıların sayısı, 30 yıl sonra yapılan bir sayımda 2000 olarak tarihe geçmiştir.